Yanılmıyorsam aslında tarihi bir pozisyondasınız. Çünkü ilk KKTC'nin meclis başkan yardımcısı görevini aldınız. Dolayısıyla aslında bu kendi toplumumuzda bir ilk, hem sevindirici, yani bu pozisyona da bir kadının temsiliyetinin olması. Ama 2022 yılına kadar da başka kadın başkan yardımcısı olmamış olması da bir yönde de aslında üzücü. Tabii başka kadınlar olmuştur geçmişte ama bundan dolayı da sizi kutlarım. Eminim ki çok büyük katkılarınız olacaktır mecliste. Hem bir kadın olarak hem bir hukukçu olarak, çünkü biz odamız çerçevesinde ve komitemiz çerçevesinde de meclisimizin efektif çalışması, yasaların daha hızlı geçirilmesi, kadın özelinde de, ekonomi özelinde de yapılması gerekenlere desteğinizin tam olacağını da dilerim ve temenni ederim. Bu dönemde ümitsizliğe kapılmadan, çünkü ekonomik daralmaların getirdiği ve daralmalarda aslında daha kırılgan işletme yapılarında olan kadınların daha fazla etkilendiğini görüyoruz. Pandeminin yine kadınlarda daha fazla istihdamı etkilediğini görüyoruz. İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerde hane halkı iş gücü anketinde %30.4'e kadar düştü kadın istihdam rakamları. Bu önceki yılda %33 civarındaydı. 2019'da da 35. Biz Kıbrıs Tüccar Odası Kadın Girişimciler grubuna bunun arkadaşlarımızın da katılmalarını istiyoruz. Çünkü bizim buradan kendilerine açacağımız bir yurt dışı yelpazesi var. Yani bizim esas ihtiyaç duyduğumuz bugün Kıbrıs Türk toplumu olarak Avrupa ile, dünya ile, dış dünya ile entegre olabilmemiz. Yönetim kurullarımızda Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın her zaman kadın temsiliyet olmuştur. Kadın temsiliyet muhakkak yönetim kurullarımızda da var. Meclisimizde de o kadın temsiliyetine önem vermekteyiz. Pandeminin, işte savaş koşullarının bütün dünyada yaşattığı bir gerçek var. Bütün toplumlar, en gelişmiş ülkelerden tutun da gelişmekte olan, başka türlü sıkıntılar içerisinde olan ülkelere kadar, bütün ülkeleri elbette olumsuz yönde etkiliyor. Ama her bir toplumun içerisinde bu tip krizler, savaşlar, ekonomik krizler, pandemiden sonrası yaşanan krizler en başta toplumdaki kırılgan grupları ve kadınları etkiliyor. Kadınlar hayatın her alanında, ister iş dünyasında girişimci kadınlar olsunlar, ister tarlada, sanayide emek veren emekçi kadınlar olsun, isterse de işte ev içinde emeği çoğu zaman da görülmeyen ve bu noktada da en çok sömürülen alanlarda hayatlarını idame ettirsinler. Ama birçok kesimde de görünmez olan mülteci kadınlar, LGBT kadınlar, sesi duyulmayan kadınlar. O yüzden ben bizlerin üzerine o anlamda çok daha da görev düştüğünü düşünüyorum. Hem kadınların genel anlamda üretmesi, üretimden korkmaması, toplumun yarısı olan kadınların, yarısını oluşturan kadınların ülkedeki her noktada karar alma mekanizmalarından başlayarak temsiliyetinin görünür olması adından bizlerin muhakkak ki mücadele etmemiz gerekiyor. Hem de sesi duyulmayan, görülmeyen, bizlerden çok daha dezavantajlı durumda olan kadınların da varlığını bilip, kabul edip, her kadının koşulunun da aynı olmadığını aslında bilerek onlara da dokunacak, onlarla da dayanışacak mekanizmaları elbette ki açmak hepimizin, bütün toplumun sorumluluğu ve başta bizlerin sorumluluğu diye düşünüyorum. Mücadele edilmeden tarihsel olarak da hiçbir hak alınmamıştır. Ama bu mücadeleyi toplumun her bir bireyinin dayanışarak vermesi gerekmektedir. Kadınların eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği bir demokrasi sorunudur ve bu hepimizin kendine mesele etmesi gereken bir konudur diye ben düşünmekteyim. Bu vesileyle Cumhuriyet Meclisi'nde muhakkak ki yapılacak çok iş vardır. Özellikle kadınların
özel ihtiyaçları toplumsal cinsiyet rollerinden de kaynaklanan dezavantajlarının ortadan kalkması için kadın girişimcilerinde diğer birçok alandaki, kamudaki, özel sektördeki tüm kadınların önünden kalkması için yapılması gereken mevzuat değişiklikleri elbette ki vardır ve bu anlamda da ben tüm siyasal partilerimizin bu dönemde bunlara destek vererek geçirilmesi yönünde bu yasaların çalışması gerektiğini ve çalışma noktasında da milletvekillerimizin hazır olduğu inancı ve düşüncesi içerisindeyim. Bu yönde de çok önemlidir tabii ki hükümet yapısının ve Cumhuriyet Meclisi'ne gelen yasaların da tüm bunları öngörmesi ve bunlarla alakalı olarak muhalefetiyle iktidarıyla Cumhuriyet Meclisi'nde bu kritik 2022 yılında önemli adımların atılması. Biz Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı olarak vekillerimizin en verimli koşullarda çalışabilmesi, arzu ettikleri desteği alabilmesi ve tüm bu söyledikleriniz ve ötesinin de gerçekleşebilmesi için yapılması gerekenleri en iyi şekilde yapmak noktasında elbette kararlıyız. Ben de evet ilk kadın meclis başkan yardımcısı olarak bu anlamda üzerime düşen her türlü sorumluluğu sizlerle ve tüm diğer sivil toplum örgütlerimiz, odalarımız, birliklerimiz, sendikalarımızla da birlikte el birliğiyle bu desteği vermeye elbette ki hazırım. Maalesef son günlerde elbette yaşanan gelişmeler ülkede bizleri ciddi bir şekilde rahatsız etmektedir. Toplumun genelini rahatsız etmektedir. Bunun da farkındayız. En kısa zamanda ben esas ilgilenmemiz gereken meselelere dönüp bu ülkeyi kalkındırmak, ekonomisini ayaklarının üzerinde tutmak adına yapmamız gerekenlerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siyaset kurumunun itibarını korumak başta bizlerin en büyük görevimizdir diye düşünüyorum.